Birazdan sizle paylaşacağım özelliği Instagram içerisinde kullanmıyorsanız ne yazık ki Instagram hesabınız çalınabilir. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videoda size yakın zamanda iki müşterimizde başımıza gelen Instagram hesabının çalınmasını nasıl önleyebileceğinizi adım adım paylaşmaya çalışacağım. Siz de hesabınızda henüz bu özelliği kullanmıyorsanız bu videoda paylaşacağım ücretsiz özellik sayesinde Instagram hesaplarınızı güvene alabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Meta yakın zamanda Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın hepsinin bir araya gelmesiyle birlikte yeni bir çatı şirket oluşturdu ve bu şirket altında Facebook, Instagram'la birlikte WhatsApp'ı da satın aldıktan sonra bütün şirketleriyle bir araya gelmiş oldu arkadaşlar. Bu videoda size Instagram hesabınızı, bununla bağlantılı Facebook hesabınızı nasıl güvene alabileceğinizi adım adım paylaşmak istiyorum. Öncelikle Instagram uygulaması içerisine girdiğinizde hesabınızı güvene almanız için Instagram'ın size paylaştığı, önerdiği 3 farklı, 4 farklı özellik var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi güçlü bir şifre. Tahmin edilmesi zor, sizinle yakından alakadar olabilecek kişilerin tahmin edemeyeceği veya internet üzerinde kolay kolay ele geçiremeyecek farklı büyüklü küçüklü özel karakterlerin bulunduğu bir şifrenizin olmasında fayda var. Bir sonraki aşamada e-posta adresinizin doğru olmasını kontrol etmeniz gerekiyor. Bu şu işe yarıyor: Instagram hesabınıza bir başkası giriş yaptığınızda Instagram size bir güvenlik bildirimi gönderiyor. Güvenlik e-postası gönderiyor. Eğer ki bir gün içerisinde, 2 gün içerisinde bu maile tıklayıp bu girişi ben yapmadım derseniz bunun size ait olmadığını Instagram onaylayabiliyor. E-posta adresinizin doğru olması gerekiyor ve buraya verdiğiniz e-postayı takip ediyor olmanız önemli. Çünkü o e-postaya 48 saat içerisinde, 3 gün içerisinde tıklamazsanız ne yazık ki bu e-postada geçerliliğini kaybedebiliyor ve burada size gönderilen, bunu yapan siz değilseniz tıklayın mailine tıklayamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Cep telefonu numaranızı da hesabınıza doğru şekilde eklemeniz ve kısa mesajla bunu teyit etmeniz gerekiyor. Çünkü hesabınıza bir başkası girmeye çalıştığında telefon numaranızda doğrulama işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak 2 faktörlü kimlik doğrulaması. Aslında bugünkü videonun konusu bu. En can alıcı özellik bu. Hesabınızda 2 faktörlü kimlik doğrulaması özelliğini aktif hale getirerek hesabınızın çalınmasını önleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı size adım adım göstermek istiyorum. Öncelikle Instagram hesabımıza giriyoruz ve sağ üst tarafta bulunan 3 çizgi bölümüne geliyoruz. Profilimize tıkladıktan sonra buradaki 3 çizgili hamburger menüsüne tıkladığımızda karşımıza bu ekran çıkıyor ve buradan ayarlar ve gizlilik seçeneğini seçiyoruz. Sonrasında karşımıza gelen ekran burada gördüğünüz ortadaki ekran arkadaşlar. Buradan Meta'nın altındaki hesaplar merkezi bölümüne tıklamamız yeterli oluyor ve sonrasındaki hesaplar merkezi ekranında açılan buradaki şifre ve güvenlik bölümünü tıklamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bölüme tıkladıktan sonra hesabımız için düzenleme işlemleri yapabiliyorum. Buradaki 2 faktörlü kimlik doğrulaması seçeneğini tıkladıktan sonra ben hesabımla alakalı 2 faktörlü kimlik doğrulamasını yapılandırabiliyorum. Hesabımın şifresi çok güvenli bir karakter değilse, çok iyi değilse şifreyi değiştir bölümünden hesabımla alakalı şifremi düzenleyebiliyorum ve kaydedilen giriş bilgileri bölümünde kaydedilen giriş bilgilerimi edit yapabiliyorum arkadaşlar. 2 faktörlü kimlik doğrulamasını açmak için buradaki 2 faktörlü kimlik doğrulaması bölümüne tıklıyorum ve sonrasında karşıma çıkan ekranda Instagram hesabını, benimkinde en altta duruyor, seçmem gerekiyor. Birden fazla hesaba sahipseniz hesaplar merkezinde kendi hesabınızın altında birden fazla Facebook ve Instagram hesabı yer alabiliyor. Bunlardan işlem yapacağınız hesabı seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra karşınıza burada görülen ekran çıkıyor. Arzu ederseniz burada benim bu videoda yapacağım yöntemle ortadaki seçeneği işaretleyerek kısa mesajla 2 faktörlü kimlik doğrulamasını etkin hale getirebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra cep telefonunuza Instagram'dan Facebook'tan gelen bir kod geliyor. Bu kodu girdiğinizde hesabınızda 2 faktörlü kimlik doğrulamasını açmış oluyorsunuz. Bu şu demek: hesabınızın birisi kullanıcı adı ve şifresini bilse dahi farklı bir cihazda hesabınızda oturum açmak istediğinde o oturum açabilmesi için size bir mesaj göndermesi gerekecek. Bu SMS'e sahip olmadan bir başka kişi hesabınızda online olamayacak, çevrimiçi olamayacak ve bu sayede hesabımızın şifresini art niyetli insanlar bilseler bile hesabımıza giriş yapamayacaklar arkadaşlar. Bu kimlik doğrulamasını açtıktan sonra ileri butonuna tıkladığımızda karşımıza bu sağdaki ekran çıkacak ve Instagram burada bizimle yedek kodları paylaşacak. Bunlar 2 faktörlü kimlik doğrulamasında telefonumuza erişemediğimiz durumlarda veya hesabımızın ele geçirilmesi durumunda geri almamız için kullanabileceğimiz kodlar. Hemen altında Instagram bir ekran görüntüsü butonu yerleştirmiş. Bu butona tıkladığınızda bu görüntü buradaki kodlarla beraber fotoğraf galerinize kaydoluyor. Buradaki kodları da kaydetmenizde fayda var. Bu özelliği açarken genellikle insanların aklına çok gelmiyor ama yakın zamanda 2 farklı hesabımız ele geçirildi. Bunlar ele geçirildiği zaman bu yedek kodlara ihtiyacınız oluyor. Bu yedek kodlara da sahip olmanız mutlaka gerekiyor arkadaşlar. Bir yerde bunu unutmayacağınız bir yerde saklamanızda fayda var. Şimdi hesabı biraz daha güvene almamız için neler yapabiliriz? Size bunlardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Giriş yaptığınız yerler şeklinde bir bölüm karşımıza çıkıyor. Buradan hesabınızı seçtikten sonra en altta benim Instagram hesabım var. Bu hesaba nerelerden giriş yaptığım karşıma çıkıyor. Diyelim ki ben bu iPhone 13'ü kapatmak istiyorum. Buradan onu seçtikten sonra bu uygulama çıkış yapabiliyorum arkadaşlar. Bu şu işe yarıyor. Hesabınızda sizin üzerinizde olmayan eski bir telefonunuz olabilir, şirket telefonunuz olabilir, hatırınızda olmayan farklı bir yerde hesabınız açıksa buradan onu kontrol edip hesabınızdaki sizin erişiminizin olmadığı cihazlardan çıkış yapabilirsiniz. Bu sayede hesabınızı güvene alabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak da giriş uyaları şeklinde bir seçenek mevcut. Bu seçeneği açtığınızda bir başka insan hesabınıza bir yerden giriş yaptığında bununla ilgili Instagram içerisinden bildirim alıyorsunuz. Bu da bir şeyler olup olmadığını anlamanız için size yardımcı oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu işlemlerle siz de Instagram hesabınızı güvene alabilirsiniz. Henüz bunları yapmadıysanız veya Instagram hesabınız art-niyetli kişiler tarafından ele geçirildiyse ne yazık ki yakın zamanlarda ele geçirilen hesaplarda, şahsi hesaplarda veya şirket hesaplarında en çok gördüğümüz şey hesaba bir DM mesajı geliyor, bir DM geliyor, bir özel mesaj geliyor. Instagram Security'den, Instagram güvenlik ekibinden. Instagram size özelden mesaj atmaz arkadaşlar. Orada bir link oluyor. Siz iyi niyetli hesabı güvene almak için o linke tıklayıp oturum açtığınızda art niyetli kişilerin tarafına Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi göndermiş oluyorsunuz. O insanlar da bu kullanıcı adı ve şifreyle beraber hesabınızı ele geçiriyorlar. 2 faktörlü kimlik doğrulamanız yoksa rahatlıkla giriş yapıp hesabınızın şifresini değiştirip hesabınızdaki e-postayı, telefonu değiştirerek sonrasında hesabınızda farklı bankalardan dekontlar paylaşıp insanları art niyetli uygulamalara yönlendirmeye çalışıyorlar. Eğer ki bunları yapmadıysanız ve hesabınız ele geçirildiyse bu konudaki deneyimim bana şunu gösteriyor. Facebook destek ekibinden, Facebook reklam yöneticisi üzerinden destek aldığınızda destek ekibi sizi instagram.com/hackit şeklinde bir sayfaya yönlendiriyor. Buna bilgisayarda giriş yapmaya çalıştığınızda herhangi bir şey karşınıza çıkmıyor. Ama mobil uygulamada o linke eriştiğinizde Instagram hesabınızla alakalı işlem yapabiliyorsunuz. Yakın zamanda ele geçirilme deneyimlerimden şunu öğrendim. Bir hesap ele geçirildiyse bu hesapla ilgili işlemleri hesabın ele geçirilen hesabın daha önce giriş yaptığı aktif bir cihazla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki telefonunuzda o hesaba giriş yaptınız. O zaman o hesabı geri almak için işlemleri o telefon üzerinden yapmanız gerekiyor. Hack tasrisi adresine girdiğinizde burada eski e-posta ve telefon numaranızla hesaba yeni eklenenleri de ne yazık ki görüyorsunuz. Geri almak için işlemler yapabiliyorsunuz. Bunları geri almaya çalıştığınızda aslında hesabı ele geçiren kişi 2 faktörlü kimlik doğrulamasını açtıysa ne yazık ki burada da herhangi bir işlem yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ama Instagram bize bir 3. yol olarak burada ben bunlardan herhangi biriyle doğrulama yapamıyorum. Benim hesabımı kamera şekliyle kamerayla kontrol et şeklinde bir seçenek sunuyor. Bu seçeneği seçtiğinizde ise hesabınızı geri almak için Instagram'ın yüzünüzü taramasını sağlayabiliyorsunuz. Bu yüz taraması her zaman ne yazık ki olumlu işe yaramıyor, olumlu şekilde çalışmıyor ve bu özelliğin çalışabilmesi için hesabınızda yüzünüzün tarandığında sizin olduğunuzu teyit edebileceğiniz fotoğrafların olması gerekiyor. Bu yollarla da hesabınızı geri alabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoda size Instagram hesabınız çalınmadan onu nasıl güvene alabileceğinizi adım adım paylaşmaya çalıştık. Sizler de bu yolla alakalı Instagram hesabını güvene almayla alakalı daha iyi şeyler biliyorsanız mutlaka yorumlar bölümünde bizlerle paylaşın. Bu tarz işler başınıza geldiyse ele geçirilen hesapları almak için hangi yöntemleri izliyorsanız bunları da yorumlar bölümünde bizlerle paylaşırsanız mutlu oluruz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.